Bir yargı kararını onaylamıyorum ama adaletsizliği burada görün. Cemaatçilere bile müebbet vermedi bu garip yargı sistemi Gezi ve Osman Kavala'ya verdiği kadar. Ağırlaştırılmış müebbet nedir? Örnek Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 18 yıl diyor. Evet, yani buradaki cümle içinde cemaatçilere bile müebbet vermedi bu garip yargı sistemi derken ve haberin içerisinde aslında birçok şey barındırıyor. Bilgisizlik, çarpıtma ve büyük bir kin ve nefreti görüyoruz. Yani ne kadar büyük ceza verilirse verilsin asla bazı kesimlerin, bazı isimlerin, bazı fikirlerin bununla yetinmeyeceğini görüyoruz. Ayşe Hür de buna alıntı yapmış ve cevap vermiş. Gazeteci ama hala 15 Temmuz'da üstlerinin emrine uymaktan başka bir suçu olmayan 18-22 yaşındaki 355 harp okulu öğrencisine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildiğini bilmiyor. Şimdi mi öğrendi? Adalet sağlandı mı? Hayır. Bu arada Hidayet Karaca'nın 18 yıllık suçu ne bilen var mı diyor. Peki gerçekten Hidayet Karaca'nın sadece 18 yıllık bir hapsiz cezası mı var? Adem Yavuz Arslan da Ayşe Hür'e cevap vermişti dün sosyal medyada. Hidayet Karaca ile ilgili kesinleşmiş 2 müebbet ve 1500 yıl hapis var Şike davasından. Diğer irili ufaklı davalarda cabası tahşiye ve Şike davasında masumiyetini mahkeme bile tescilledi ama talimat saraydan olunca hakimler basıp geçti cezayı diyor. İşte basın camiasında maalesef böyle haberlerde görüyoruz sosyal medyada. Hidayet Karaca ile ilgili ben de bir Evet. şeyler söylemek istiyorum müsaade ederseniz. Duygu Güvenç'e Estağfurullah. ben de bir cevap yazdım. O 18 yıl hapis cezası aldığı dosya tahşiye davası biliyorsunuz. Normalde tahşiye ile ilgili Samanyolu'nda neredeyse haber bile yok. Sadece bir dizide geçen bir cümlelik bir replikten dolayı Hidayet Karaca'ya 18 yıl hapis cezası verdiler. Halbuki Hürriyet Gazetesi'nin tahşiye ile ilgili ellerinde Kaleşnikov silahlarla çekilmiş fotoğrafları olan işte kurbanlar cihata gidiyor başlıklı bir manşeti var. Habertürk'te Yiğit Bulut'un bugün sarayın en muteber adamlarından bir tanesi tahşiye ile ilgili çok ağır bir yayını var. Vatan Gazetesi'nin çok ağır manşeti var. Yani tahşiye ile ilgili tahşiyenin bir terör örgütü olduğunu, tahşiyenin Türkiye'de El-Kaide'nin uzantısı olduğunu ve cihatist bir örgüt olduğuna dair birçok şey var, örnek var. Artı tahşiye ile ilgili operasyonu yapan dönemin emniyet görevlilerinin birçoğu hala görevdeler ve önemli bir kısmı da mesela Oğuz Kağan Köksal Emniyet Genel Müdürü'ydü. Şu an AK Parti'den milletvekili oldu. Yani o operasyonu yapan, o operasyonu destekleyen herkes ödüllendirildi. Hiç kimseye dava açılmadı. Dediğim gibi Hürriyet'in, CNN Türk'ün, ondan sonra Habertürk'ün haberleri çok daha ağırdı. Tahşiyeyi çok daha fazla suçlayıcıydı. Bence gerçeği yansıtan haberlerdi. Samanyolu'nda sadece bir dizide geçen iki satırlık replikten dolayı Hidayet Karaca'ya 18 yıl hapis cezası verdiler ama bir gazeteci, bir haber yöneticisi hem de bir haber ajansında yönetici, bir kadın gazeteciyi ne yazık ki kesmemiş 18 yıl hapis cezası. Evet. Hani bu niye müebbet vermediniz diye bayağı hayıflanmış, bayağı bir üzülmüş.